Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. For Lindon haritasında 5 kişilik FFA bir maçımız var. 13 Kasım 2022 tarihinde oynanmış arkadaşlar maçımız. Yavaş yavaş günümüz tarihine doğru yaklaşıyoruz. Bununla alakalı arkadaşlar replayların daha güncel olması ile ilgili grupta yeni bir karar da aldık. Onu da yine video sırasında çok kısa ben bahsederim size. Şimdi şöyle herkese bir bakalım burada. Sargonlar havada uçuşuyor. Sargon Hulk, Sargon Turan, Sargon Tolga, Sargon Titan. Bir tek hain Vadan haini Vio yapmamış bak bak. Vallahi arkadaşlar bak ben bu 4 kişiyi tutuyorum. Tamam mı? Ben bu 4 kişiyi tutuyorum Sargonları. Herhangi biri kazanabilir. Hulk burada efendim. Goblin. Yukarısına bakıyoruz hemen. Tolga. Burada Gondor. Geldim hemen ortadaki kısmı arkadaşlar. Burada Titan var. Imladris. Bir elf daha efendim. Mirkut elfi. Burada da Turan. Çete de geldi efendim. Aleykümselam. Gilmandili bastı burada şu anda. Geldik haritanın bu kısmında. Burada da Rohan. Vio. O da Merry'i basmış. İçeriye iki tane farm yapmış. Üçüncü farmını yapmış efendim. Gorkir'i basmış Hulk'ta. Vallahi kişisel olarak şey yapmıyorum arkadaşlar, dediğim gibi. Yani Sargon isminin başında Sargon olan arkadaşlardan biri kazanırsa maçı, ki bu %80 ihtimal şu anda. Ben memnun olurum açıkçası. Helal lan Gilmandil be. Oh. Oh, mis gibi abi, şelaleler de akıyor ya, var ya. Oh, çok iyi lan. Oğlum mükemmel görünüyor. Tam ne yapmalık arkadaşlar? Ben size soruyorum artık, kendim söylemeyeceğim. Karpuzluk aynen. Tam karpuz atmalık abi. Şöyle şurada kayaya tutturacaksın karpuzu şuraya. Evet, Gorkil buradan Lumbermill'i aldı. İçeriye ne yaptı? İki tane forge yapmış arkadaşlar. Hulk. Yukarıya çıkıyorum. Gondor ne yaptı diye. Üç tane blacksmith'i var. Pippin'i basmış. Buradan farmını almış. Meri'ye ne oldu arkadaşlar ya? Meri... Aa, buradaymış. Tamam. Görünmez olduğu için görmüyoruz. Görünmez diye açmış. İt be, it be. Oh, afiyet. TRT belgesel. Damrot gelmiş buraya. Blacksmith sayısı 5'e çıkmış. Buraya da bir Goblin Cave geldi. Goblinler basılmaya başlanmış hemen zaten. Döndüm geldim buraya. Burada full farm yapmış. Vio acaba klasik taktiğini mi uygulayacak? Yani direkt arkadaşlar böyle Legolas, Aragorn, Gimli falan basarak market edecek. Öyle görünüyor şu an full farm yapmasından. Geldim buraya, Mirkwood'a bakıyorum. Şarap evlerini falan dikmiş. Arkaya kışlasını koymuş. Oradan elflerini basmaya başlamış arkadaşlar. Önde de iki tane Sentry Tower'ını önlem amaçlı koymuş oraya. Ortadakini hep unutuyorum lan. Niye öyle oldu? Renginden de kaynaklı olabilir tabii.
Knight basmış Titan. Hemen bakalım neler yaptığına. Kütüphanelerini yerleştirmiş. Bir tane de kışlasını yapmış. Oradan işte Knight'ını basmış. Şu an bir Knight daha üretiliyor. Oraya yalnız bir knight gelse sıkıntı ya. Hemen bakıyorum şuraya. Evet, Legolas geldi arkadaşlar. O Rohan'da hero gitme taktiği. Hulk sürüsüne bereket işçi basmış. Evet. Bu tarafa doğru yöneliyor. Madril de gelmiş buraya eklenmiş. Suriyeli çalışanlar. Bak bak buradan da basıyor bak. Oğlum kim dedi sana bu kadar fazla işçi bas falan? Bu aklı sana kim verdi ya acaba? Puh. Wow. Büyücü elfini bastı. Faramir geldi buraya da ek olarak. Blacksmith sayısı 6'ya yükselmiş. Marketplace yapılıyor arkadaşlar. Feren gelmiş. İki okçu, iki kılıçlı. Buradaki ekonomi pilota müdahaleye geldi. Elrohir de gelmiş. Aleykümselam. Karabela hoş geldin. Aleykümselam. Vurguluyor bir de Caner mesajını. Lan lan. Arkadaşlar Haldir artı Legolas'la şu an kıl kıl vur kaç hareketleri yapıyor bir. Şaşırmadık efendim. Aragorn geliyor bir de yolda. Burayı bilerek mi komboladı la burayı? Hulk acaba? İşçiler komple gitti. Burada BF'lerin yolları kesişti. Şurada arkadaşlar Gondor bir püskürtmüş şeyi. Mirkwood buraya girmeye çalışıyordu ya, onu bir püskürtmüş. Burada da ne yazık ki o kalan Mirkwood elfleri İmlardis'in knightlarına yakalandı. Ezildiler, öldüler efendim. Knightları gören Mirkwood tabii ki Spearman da yapıyor. Oy abi çok fena vuruyor ha. Bir rank, iki rank ama şeyin Galinor'un Magic Ball'u da doğru değil ha. Ah Knight'lar geliyor. Knight'lara çalışması lazım. Galinor'u öldürmeye fokuslanmış durumda şu an galiba. Damrot gitti. Tamam Galinor'u öldürür gibi görünüyor ama. Allah bıraktı la. Abi yapardın ki. Son dakika galiba hani şey yapmak istememiş olabilir. Hani tamam Madril'i feda ettim. Damrod'u feda ettim.
Bunu da feda etmeyeyim diye. Evet, burada arkadaşlar Hawk takip etmiş herhalde bunları ve bayağı bir goblin ölmüş orada. Evet. Tam ortada kalıyor ya bir de. Sanki böyle ben hani 4 kişilik FF anlatıyormuşum gibi oluyorum. Sağ üste bakıyorum, sol üste bakıyorum, sağ alta, sol alta bakıyorum. Ortada kalıyor Titan. Ondan dolayı ara ara gelip bakacağım ama buraya. Sıkıntı yok yani. O en başta hani bir karışıklık oldu. Glorfindel gitti orada. Abi buradaki durum çok fena ya bu arada. Hani Goblin için sıkıntılı. Goblin şu an bu hero'larla baş edemiyor. Kaçıyorlar, geri basıyor, tekrar sıkıyor falan. Vur kaç yapıyor bir yandan. Ne oldu la Faramir? Bir bağlanmıştı az önce. İki tane ekonomik geliştirmeyi yapmış arkadaşlar. Siege materyalsı da yapmış hatta. Üçünü de yapmış. Şimdi kapıyı, surları, Battle Tower'ları geliştirmiş. Diğerlerini de geliştirecek. Önce bir kaleyi şöyle bir garantiye alıyor galiba. Gondor. Sonrasında artık hani ordu basayım, hero basayım falan yapacak. Belki yani Shilop'la böyle işte Legolas falan stunlayıp öldürme şansı olabilir Goblin'in. Buradan okçular gelmeye başlamış. Elrond gelmiş. Evet, Faramir orada Magic Ball yedi büyük ihtimalle, kaçtı. Mirkut hareketlendi yine. Abi. Zaten o Galinor adım atmaya başladı ya, dedim orada tamam. Çünkü yani bunlar özellikle Fireball, Magic Ball falan gibi şeylere karşı çok güçsüzler. Legolas, Tauriel, işte Bard falan, o tarz okçular. Karşılıklı gittiler işte abi. Elrohir'i Tauriel öldürdü. Tauriel'i Galinor öldürmüş oldu. Tauriel 3 oldu. Galinor kaç oldu orada peki? O da 3 oldu. Elrond'u da 3 yaptı hatta. Elrond'un da artık Waterball'u var. Burada geliştirmeler tamamlandı galiba. Legolas'a çalışacak aslında da. Tamam, şu an Legolas'ı öldürebilir ya. Stunladı onu oraya.
Evet. Şilop da gitti. Bu sefer çok da mücadele edebileceği bir güç yok gibi. Rohan hero'larının. Bayağı kalabalık çünkü burası. Bir yandan şuraları da kaçırmayalım arkadaşlar. Yani komboyla kendini güvende hissediyor bazı oyuncular. Belki öyle düşünmüş olabilirsin, hani basit mantık. Kullanımı da kolay oluyor. Tıkla saldır yani. Aha, Great Goblin geldi. Shilop geldi yine. Abi şunun kıl kıl hareketleri var ya, beni benden alıyor ya. Evet, Gimli de gitti. Ya öyle Faramir dolanıyor buralarda. Ben de gördüm minimap'te de. Bakmadım Faramir'dir diye. İki tarafta da arkadaşlar zarar görüldü aslında burada. Hani bir Legolas'ın ölmesi, Gimli'nin ölmesi falan. Bu tarafta da işte Shelob öldü. Birkaç bölük asker öldü. Half troller öldü falan. Durburz öldü bir de galiba. Durburz'u yeni... Durburz ve Golfimbul ölmüş. Of. Yok oldular anasını satayım. Bölük olarak yine ölmediler, o konuda sıkıntı yok da. Şuraya bir daha bakalım. Burada yine bir hareketlenme var çünkü. Aragorn stunlandı bu sefer. Abi Murgurz yani okçular karşısında var ya, 5 saniye duramıyor ya. Aragorn gider. Şu noktadan sonra yani aynen birini stunlasa bile öldüremez diyecektim ama yine Haldir'i de çekmeyi başardı, helal yani.
Buradan Imler Dispi kendini gösterdi Rohan'a. Hani Rohan şimdi bayağıdır Goblin'le uğraşıyordu. Burada bir İmler Dis ordusunu görmüştür. Goblin de aynı şekilde Rohan'la uğraşıyordu. Buradan bir Gondor tehdidinin varlığını fark etmiştir diye tahmin ediyorum. Bu arada arkadaşlar yayınla alakalı drop girmeyecek şekilde belki görüntü kalitesini bozacak kadar bir küçük bir sıkıntı olabilir. Bilginiz olsun yani eğer donuyorsa sizde ondan dolayıdır. YouTube kaydında bir sıkıntımız yok sevgili YouTube. Aslında özel ok atıp yere düşürseydi şansı olabilirdi. Yere düştükten sonra oklamaya devam et çıktı ya kuleler falan. Ulan Gondor herkes savaşıyor. Gondor ne kadar sefil takılıyor değil mi? Böyle iki grup okçu. Paramir falan. Yapacak bir şey yok kanka. Şimdi bunu düşündükçe 0.7 ne izleyebilirsin ne oynayabilirsin anladın mı? Onu düşünmeyeceksin kanki. Doğru ama ya 5 kişilik FFA'da bu tarz durumlar yaşanabiliyor arkadaşlar. Mesela burada işte İmrardis'le Mirkwood birbiriyle savaşıyor sürekli. Aşağıda Goblin'le Rohan birbiriyle savaşıyor. Bir kişi böyle kendi başına takılabiliyor anladın mı? Ama bir nevi buranın dezavantajında da olabilir bu durum. Çünkü o sırada power kasmıyor. İşte geride kalıyor işte bir tık. Tamam ekonomik olarak işte gelişiyor olabilir falan. Hero'larının rankı düşük kalıyor. Biliyorsunuz o muhabbetleri zaten. Her türlü aslında savaşması daha iyi oluyor yani. Unut onu kardeşim. O benimle oynadığın maçı unut yani. O bir kriter olamaz yani senin için. Onu düşünüp durma. Aha. Rohan çıktı yukarı. Şu olay çok büyük sıkıntı. Atlılarla okçulara gelindiği zaman çok çaresiz kalınıyor arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Evet, buradan da Rohan elfleri. Burada elfler birbirini yerken bir de buradan Rohan elfleri salça oluyor efendim. Hadi bakalım ne olacak. Olabilir yani. Olabilir, mümkün. Ulan İmladdis'in kaçış yönü bir de burası arkadaşlar. Şu an Rohan kapattı burayı. Komple imha yani. Bay Panik 8. Af şarabını tazeliyor efendim. Afiyetler afiyetler. Kesenize bereketler. Teşekkür ederim. Kesene bereket sağ olasın. Şimdi Rohan ne yapacak ki burada?
Teşekkürler panik. Ya ben şöyle söyleyeyim bak BFM 2'ye alışmak, BFM 2'deki herhangi bir mod olur, orijinal BFM 2 olur, Rise of the Witch King vesaire fark etmez. Tauriel ne acılar içinde öldüğünde. Bence arkadaşlar her şeyden önce BFM 1'e alışmak çok zor. Sargon mod daha da emek istiyor. Yani böyle şey diyemezsin hani ben bunu önümüzdeki 2 hafta boyunca sabah akşam oynayacağım. Öğreneceğim abi falan. Alayım, alacağım işte karşıma paniği. Yer misin yemez misin? Oynayacağız karşılıklı falan. Panikle oynarsın oynarsın. Ondan sonra atıyorum karşına bil gelir. Bir anda afallarsın anladın mı? Farklı bir oyuncu, farklı bir oyun tarzı falan böyle. Moderatörümüz geldi efendim. Saygı duruşu. Ta nereden nereye arkadaşlar? Rohan buradan kalktı gitti. Burada İmradris'le Mirkwood'u ayırdı. Dedi ki kardeşim ayrılın dedi. Dövüşmeyin kuzum dedi. Sonra da geldi Mirkwood'u darlıyor burada. Bak bak. Goblin ordusu da hareketlendi arkadaşlar. İmdadis bir toparlanmaya çalışıyor. Gondor gelişim aşamasında. Mirkwood kıvranıyor şu anda. Biri beni kurtarsın diyor. Evet, Rohan dönüyor arkadaşlar. Sanırım hani şurası işte yürümeye devam eder falan düşüncesiyle kendini savunmak için dönüyor olabilir. Yayınla alakalı çok büyük sıkıntı var mı arkadaşlar? Hani böyle izlenemeyecek kadar bir problem oluyor mu? Yuh lan. Bayağı kalabalık oldu elf ordusu ya. Tamam. Sıkıntı yoksa. Sağ olun arkadaşlar. Giant sayısı 2 olmuş. Daha da fazla basıyor şu anda. Hulk. Hadi bakalım. Gondor çok arada kalmış. Gondor nereye gideceğinden tam emin değil. Hani bana gelirler mi, savunmam mı gerekir yoksa ne yapacağım diye tam emin değil. Bence şu anda zaten Dagor'da inceleme haricinde çok oynamayın derim. Çünkü halen daha Sargon modu öğrenme aşamasındasınız. Hulk ve Karabela ikiniz için söylüyorum. Hani orada kafanızı karıştırmayın derim ben. Sadece hani bakın hani o bug muhabbetini falan. Onun dışında çok da oynamayın, kafanızı karıştırmayın derim.
Gondor aşağı mı inecekti yoksa? Bir güneye doğru hareketlendi, durdu. Buradan da Rohan ordusu bir geldi, şöyle bir durdu. Şu anda Goblin ordusu için bir sıkıntı var. Tamam, Gondor şu saldırıdan kaynaklı bir geri bastı. Hani buradan acaba Neyimler dismi gelir diye bir geri bastı şu an. Üç power burada var efendim. Powerlara bir bakalım. Para durumuna vesaire. Command point pekala. Turan'da da 3 power var. Ordusu bayağı bir az. Yani Rohan'a karşı savunmak zorunda kaldığı için bir tık ordu kaybetti. Rohan tam fullemiş arkadaşlar. 240'a 240. 4 tane power var. Bunlardan bir tanesi de Aragorn'un Anduril'i. Yani dimdirek Anduril'e doğru çıkmış arkadaşlar. Hiç başka bir şeye bulaşmadan Anduril'i açmaya oynamış power kısmında. Gondor'un bir power'ı var. Çok fazla savaşmadığı için. Ama ordusu full. Tam 239 şu anda. Bir command point eksik. Imdardis de 4 power yapmış. 180 ordusu şu an. Tamamlamak üzere power'larını, şeylerini, upgrade'lerini falan verdikten sonra bir yere doğru harekete geçer herhalde. Şimdi tüm oyuncular diyelim ve buradan Goblin'in savunmasını izleyelim bakalım. Abi tak diye gidiyor ya Murgurs. Yuh. Şunu da yanlış yere bastı ha bak. Aslında bunların üstüne bassa daha iyiydi. Yavaşlayacak, hareket edemeyecekler ya. Oy. Bunları da çok çabuk eritiyorlar. Birini stunlamaya geliyor şu anda. Ha yok. Normal geldi, öldü. Abi yoksa Goblin'in sonu muydu? Buradan da Gondor iniyor aşağıya. İmdadi ordusu da hareketlendi. Gondor da aşağı iniyor oğlum. Burası zaten yıpranık. Abo. Yazıklar olsun. Çift taraflı goblin'e saldırmak ne demek ya? Tam bir hainlik göstergesi. Abi Aragorn stunlandı ama ne fark eder? Ne fark eder? Gondor da geldi buradan. Birazcık bir tost olmuş burada halk ya.
acık ucundan tost yapmışlar gibi. Mirkwood da bir türlü tam anlamıyla toparlanamadı ha. Orada Tauriel'i de öldürmüştü arkadaşlar. Bir kaçmaya çalışıyordu. Ben zaten şey düşündüm hani bir Water Ball yese, bir Magic Ball yese ölüyor yani. Hani hayatta kalamıyor hiçbir şekilde. Hoş geldin Tolga. Abi Goblin burada hayat memat mücadelesi veriyor. Gondor'la Rohan Goblin'in kalesinin önünde savaşıyor. Burada da İmralis ordusu giriyor arkadaşlar. Mirkwood'un base'ine ağır ağır. Lan kıyamam ya. İmdat sanki burayı alacak gibi. Allah Rohan hem Goblin'i mahvetti hem buraya gelmiş olan Gondor ordusu da telef oldu. İmnardis çekiliyor. Aga be. Great Goblin ile Gork İlix'i birlikte memleketi savunmaya çalışıyor hala bak bak. Hadi lan son birini öldür be. Yok. Olmadı. Goblin kanının son damlasına kadar savunmaya çalıştı ama ne yazık ki sağ üstte gördüğünüz gibi defeated oldu efendim. Duran da savundu burayı, püskürttü İmralis serflerini. Şu anda bence en büyük tehdit Rohan ordusu. Rohan'ın bu elfleri. Yani buraya gelse burayı da yok eder gibi, bilmiyorum, emin değilim. Ama tabi burada şöyle bir fark da var. Şimdi bak Kartal'ı da açmış. Arwen kaç rank? 3 rank. Kaç 4'te mi açılıyordu Arwen'in şeyi? Bu sulu bir şey atıyordu. Şimdi Galinor'la işte Magic Ball atabilir. Elrond'la Water Ball atabilir. Böyle bir 3'te birini 4'te birini falan alabilir şeyin. Okçu ordusunun. Elf okçu ordusunun. Hani İmralis ile Rohan'ın savaştığını varsayarak söylüyorum. Onun dışında Kartal ama çok çabuk öldürüyorlar ya. Kartal'ı böyle iki ok çekip öldürebilirler tak diye de. Mirkwood zaten karşı koyamamıştı Rohan'a. Öyle bir sıkıntısı var. Zaten hani yenilecekti neredeyse. Rohan buradaki Goblin ordusunu görüp geri çekilmişti.
Gondor belki daha iyi şartlarda mücadele verebilir. Şurada hani böyle kötü yakalandı belki, hani Goblin'e saldırmaya çalışırken bir yandan böyle geldi ya Rohan ordusu. Hani orada belki kötü yakalanmış olabilir. Hani tam takır Rohan'la savaşmak düşüncesiyle gitse belki daha başarılı olabilir, bilmiyorum. Göreceğiz ama şu an dediğim gibi en büyük tehdit burası arkadaşlar. Çok fena yani. Hani Aragorn'uydu, bilmem nesiydi. Legolas 8 rank. Haldir 9 rank. Baksana 6, 8, Gimli 7. Bunların hepsinin summonları var arkadaşlar. Gimli summon yapabiliyor. Haldir summon yapabiliyor. Bir de Aragorn'u çok küçücük kalmış 7 yaptığı zaman Grey Company de summon yapabilecek. Bir de üstüne üstlük normal elf alayısı summon'ı var. Ent alayısı da açmış. Sanki bana öyle geliyor ki Rohan alacak gibi. Evet, 4'müş. Gondor'da bir Gandalf'ı rank atlatma çabası var. Evet. Abi Gandalf'ın gelip buraya blast atması da çok kötü denk geldi ya. Yani Imlal ise çok kötü denk geldi. Zaten karşısında çok dişli bir rakip var şu an. Evet, Kartal iki kere falan vurabildi arkadaşlar. Abi tam bir hainlik ya bu. Elrond da duramadı karşılarında. Hayda, o summon entlerle şimdi burayı yaracak geçecek. Gandalf yapma, adam zaten kaçıyor kardeşim. Yapma etme ya. Yazık la. Belki Mirkwood müdahale eder buraya arkadaşlar. Hani
böyle bir durum söz konusu olmazsa şu an, yani ekstra buraya Gondor, Mirkwood falan birisi müdahaleye gelmezse şu anda çok büyük ihtimalle Imrendis'i kaybettik. Çünkü hakikaten burada durdurulamayan bir elf ordusu var. Rohan'ın Lothlórien elfleri. Hiç Battle Tower da yok. Ha, arkaya 3 tane koymuş. Aha da Mirkwood geldi la hakikaten. Abi bu nasıl bir ölüm şekli? Ben Tauriel'in, şeyin, Tranduil'in, Elrond'un falan bu kadar hızlı öldüğünü daha önce hiç görmedim galiba. Aha Gondor geliyor. Abi zaten Gondor haricinde şu an herkes elf. Burada bir elfler, o orada bir elfler. Rohan elf ordusu yapmış. Şu an geri basması gerektirecek hiçbir şey olmamasına rağmen geri basıyor bir tane. İşi garantiye almaya çalışıyor. Acaba bir şekilde buradan Gondor'un geldiğini falan mı gördü? Ent de basmaya başladı buradan. Burada Gondor Imrendis'i yıkarsa arkadaşlar, hani en azından bir tık power kasabilir. Gandalf'ı kasabilir, Boromir'i kasabilir. Hani hero'larını, birliklerini falan kasabilir. Başarılı olursa şayet. Hani o şekilde belki buraya karşı bir avantajı olabilir. Bir bakalım. Hani başarılı olabilecek mi yoksa çekilmek durumunda mı kalacak? Yine hareketlendi Rohan ordusu. Hoşt, o ne lan? Blast gelmiş. Arwen be. Abi sanki... Sanki orası Gondor'a yar olmayacakmış gibi geliyor bana. Şu an geliyor ya oradan. Rohan ordusu. Hele bir de yani Mirkwood hiçbir şey yapamaz şu an. Öyle bir sıkıntı da var yani. Mirkwood tarafı da yapamaz. Ulan panik. Ne güldüm ya. E5'i gören giriyor abi. Gonya Ovası açılmış. Madem böyle bir gedik var ben de gireyim diyor herkes. Doğru yani. Rohan yetişemez gibi ya. Sanki burayı alacak Gondor. Oy, onu kim attı la? Rohan atmış. Oha anasının nikahı. Önce Imrendis attı, sonra Rohan atmış.
Abi Ant'leri yakabilecek bütün Ranger'lar öldü. Bir tane şu var. O da ağaç sakalı yaktı. Helal be. Abi gram erimiyor. Hiçbir şekilde erimiyor. 317. Hiçbir şey olmamış. Bir tane elf ölmüş ha. Bir tanecik elf ölmüş. 3 command point oradan gitmiş abi. Hadi lan Mirkwood. Hadi lan. Abi son power'a kadar gitmiş artık Rohan. Yani mücadele edebilmeleri için power açması lazım iki tarafında. Mirkwood'un power'ı çok az var. Gondor. İşte yani yarısına kadar açmış. Dolanım talayız falan bir şeyler var. Yani Gandalf açık olsa belki diyeceğim ama sıfır power birikmiş bir de bayağı bir savaşması lazım. Yani arkadaşlar böyle konuşuyoruz bazen hani konuştuğumuz şey çıkadabiliyor yani sonuçta görüyoruz yani gözümüzde. Bu adam burada gelişmiş hani zaten işte Goblin'le savaşırken hero'larını kastı vesaire. Sonra Rohan ordusu yapmaya başladı şey Elf ordusu yapmaya başladı falan. Hani bir yerden sonra görüyorsun hani her savaşta şimdi üstün çıkınca adam hani alır o artık diyorsun bak panik de yazmış yani Rohan alır maçı. Ama hani belki böyle şaşıracağımız bir şey olabilir. Hani maç bir yerde bir döner bir şey olur bir olay olur falan hani onun da ümidiyle izliyoruz efendim. Ha, ya şu da var hani Rohan alacaksa da nasıl alacak? Şimdi buraya gelip Rohan buraya saldırırken Gondor armut mu toplayacak? İşte Rohan gelip buradan Gondor'a saldırırken Mirkwood ne yapacak? Hani o da önemli. Rohan alacaksa da nasıl alacak yani? O da merak uyandırıyor. Acık şuraya bakalım da içimiz açılsın ya. Şöyle bak işte şu araya şöyle bir karpuz abi. İşte ikisi kıstırsa da olmuyor. Öyle bir problem de var. Belki şöyle olabilir. Hani bak şimdi burada içeriye girmeye çalışırken Rohan şu anda bu tarafa yöneldi fark ettiyseniz. Hani bir Mirko'da saldıracak. Arkadan Gondor gelir. Hani arada kıstırmaya çalışırsa hani hem burada Sentry Tower'lar vuracak. Hem Mirko'yu savunmaya çalışacak. Hem de şöyle arkadan Gondor gelecek kapatacak orayı. Belki öyle bir imha edebilirler. Zaten şöyle bir şey var. İmha ederlerse bir şeyler başarabilirler. Gerçi
Orada da 31 bin parası var. Hani orduyu tekrar basıp hani hızlıca kurabilir. O da var. Hani parası da çok fazla. Ama işte Gondor da bekliyor burada. Çoktan yola çıkması lazım. Ama Mirkut bir başına abi. Mirkut'ta entleri yakacak ne vardı lan? Bir şey var mıydı? Yok galiba. Yakamaz. Bir tane elf öldü, evet. Abi olaya gel. Olaya gel. Turan ne yapsın ki yani burada, anladın mı? Tam bir yani katliam oldu abi. Abi yani bak, formasyonda ilerleyen Palasquart bu yani, anladın mı? Formasyonda ilerleyen Palasquart. O kadar çabuk ölmemesi lazım ya. Aha summon attı buraya. Gondor. Ama yani kendisi hala gelmiyor. Kendisi gelmediği sürece de bir şey olmaz abi. Hayda abi. Gandalf da rank atlamaya gelmiş, ölmüş orada. 2200 6 rank Gandalf. Çok fenalar ya. Yani normalde abi bak, Rohan'da ben 07'de olması gereken şeyi söylüyorum size. Abi Rohan'ın yeomanlarının gücünün Gondor'daki basic okçularla denk olması lazım. Tamam mı? Denk olması lazım tamamen ve o şekilde hızlı ok atmaları lazım. Evet, Sargon Turan yenildi. O şekilde hızlı olmaları lazım. Bir de elflerin de arkadaşlar bu kadar güçlü bir birliğin sınırlı olması lazım. Maksimum 5 tane ya da 6 tane falan. Ama şimdi burada biz bunu niye yapmadık? Niye yani bunu şu an söylüyorum ama niye yani böyle bir şey yapmadık? Rohan'da arkadaşlar bu birliği basmadıkça, yani şu birlik dışında güçlü bir şey yok. Yani bunu basmazsa mesela köylü mü basacak? İşte o Spearman'dan mı basacak? Güçsüz hani bir Spearman ondan mı basacak? Rohirrim mi basacak? Bu Rohirrim yaparsa Pikeman'a karşı hiçbir şey yapamıyor falan. Tek çaresi bu kalıyor. Ama full bunu yapan Rohan da bayağı bir güçlü oluyor gerçekten. Yani bunu ben dahil zaten hani çoğu oyuncu fark ettiğimiz için ben de bunu uyguluyorum yani. Ben de bazen hani böyle baktım kendimi zorda görüyorum falan, şey yapıyorum. Elf okçusuna abanıyorum yani Rohan'da.
Vallahi Gondor'un çok çok iyi hazırlanması lazım. Artık yani yapabileceği en iyi şey belki hani buradan en az kayıpla püskürtüp harekete geçmek olabilir. Gandalf 10 yapmak olabilir. Gandalf en nihayetinde şu 6 yani. Buraya da entler vuracak şimdi ama çok güçlü şu an surları, kapısı vesaire. Hani içeriye girdiği zaman mesela bak arkadan bunlar gümüş okları atacaklar. O da var. Burada yani Gondor bir tık daha dezavantajlı. Savunmada kalmaya devam edersen dışarıya çıkmazsa. Ben savunacağım burayı derse. Entleri yakma fırsatı da var. Yani dilerse Ranger'larla yakabilir. Dilerse Gandalf'la elektrik atabilir. Veya Damrot nerede ya? Bulamadım. Neyse. Damrot'la ateşli ok atabilir arkadaşlar. O da bir seçenek. Damrot da çünkü buradaymış. O da yakıyor diye hatırlıyorum. Adamlar savaşa savaşa 6 rank, 7 rank. 4, 5, 6, 7. 6, 7, 9. Abi 9 rank nedir la? 10 olacak şunlar neredeyse. Bunlar abi bak. Aniden böyle sıkıyorlar tak diye mesela Turandu'yla öldürüyorlar falan ya. Bu ranktaysalar bu tarzsa gayet normal yani anladın mı? Bunların şu an damage'leri var ya uçuyor yani. Bilmiyorum, Gondor'un hiç şansı yok gibi ya. Rohan'ın da bak 39-40 bin parası var. Şu an bu orduyu kaybetse hızlıca tekrar basabilir. Gondor'un burada avantajı şey olabilir hani bu orduyu eğer imha edebilirse hani onun yeniden basacağı ordu 2 rank falan olacak arkadaşlar. Bu kadar güçlü olmayacaklar. Ve bunların üretim süreleri, elflerin üretim süreleri biraz yavaş. Yani parası olsa bile hemen böyle 5 dakika içinde halledemez onu anladın mı? Biraz vakit lazım. O vakit sırasında işte Gondor ilerleyebilir. Evet, Battle Tower'lar gitti. Tabi bunlar yani ben şu an böyle senaryo söylüyorum. Evet, tam da yerine ağaç koymuşlar ki biz entleri göremeyelim. Evet yani. Hayda. Abi içeride ona ne alaka ya o? Şu an okçularını kaybederse okçu yeri yok abi. Hadi ulan Gondor. Hadi lan Tolga. Ulan bir de yani bak açtım şomazımı. Videonun başında dedim ki arkadaşlar. Sargon'dan iki başlayanlardan biri kazanırsa hani şayet hani güzel olur yani. Benim gönlüm onlardan yana falan filan böyle. Oğlum Sargon yazmayan birisi kazanacak yani şu anda öyle görünüyor. Hadi lan Tolga. Hadi kardeşim yanıltma bizi ya. Bir, hadi savun şurayı püskürt ya. Allah'ın cezası ağaç ya. Bunu buraya niye koyarsın abi bak. Şu ağacı al şu karşıya koysana. Şuraya bir yere falan koy. Mesela orada
Dağın yanında dursun falan. Burada insanız yani, böyle oynuyoruz oyunu yani. Önümüzü görmeyelim mi şurada savaşırken? An yapım harita yaparken de bazen şey yapıyorlar yani hani. Çok bilinçsiz hareket ediyorlar. Evet, kapı da gidiyor. Zaten buradan içeriye girerse şu an endişesi hani arkadan tamir eder falan, ama tamir edecek parası da yok yani Gondor'una bak. Bir tane bir 2000'i varmış. Birini tamir edebilir, 2600'ü var. Hemen geri çekti bak. Çok gıcık bir durum. Ben şahsen bunu yaşadım. Yani buna benzer bir şey yaşadım. Yaşattım da. Hani yaşatırken çok gıcık olmuyorsunuz. Ama yaşarken ne yazık ki hoş değil yani. Müdahale edemiyorsun yani şuraya. Evet, bunun üst kısmı da kırıldı. Ama yani bence bu kadar üstün bir orduya sahipken artık yani eziyet çektirmek yerine içeriye saldırması gerekir. Çünkü zaten yeterince üstün. Yani bu kadarı bir tık fazla gibi, emin değilim ama. Evet, başka. Yani burada Tolga ay anasını avradını ya deyip orduyu seçip dışarıya atak verse verir yani. İzlerken benim de canım sıkıldı arkadaşlar. Ondan diyorum yani, hani bu kadar fazla artık, hani Claude Birak'la armorunu kırıyor. Land atıyor yere. O ordunun üstüne ok atıyor. Armorunu kırdığı için hani üstüne ok atıyor bir de biraz da. Adam zaten şu anda senle mücadele edebilecek bir güçte değil yani. Paran var. Hadi bu atağı kaybettin. Bas abi arkadan yenisini, gel tekrar. Anladın mı? Aldın maçı, tamam yani, anladın mı? Tam nihayet saldırıyor diyordum ki durdu yine. Arkadaşlar, çok sıkıldım açıkçası. Hani biraz bir hızlandırıyorum yüksek müsaadeniz izninizle.
Evet, artık saldırıyor galiba. İzleyebiliriz, evet. Yani hemen hemen kalenin hiçbir şekilde Battle Tower'ının kalmamasını sağlamaya çalıştı galiba. İşini garantiye almaya çalıştı. Bizim gibi hani izleyiciler için çok keyifsiz bir durum olduğundan dolayı hani katlanamadım, sardım. Kusura bakmayın efendim. Bunlar benim şahsi yorumlarım. Belki ben çok eğlendim falan diyenler olabilir yani bu kuşatmadan. Damrot gitti orada. Uf, çok kötü isabet yedi ya. Ranger'lar. Yok kanka. Atlıya dönse de bir şey yapamaz. Çünkü bunlar kılıç kullanmaya geçtiği zaman spear gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla ona arkaya da entler gelmiş. Ant summon gelmiş. Obo, bu çok sıkıntı ya. Bu olmasaydı şu an var ya belki canlarını da çok azalttı bunların. Hani belki çevirebilir diyecektim. Baksana abi 10 ranklık öldü şu an. 10 ranklık gitti. Bak şu an arkadaşlar gerçekten savaş başladığı andan itibaren deliksiz izliyoruz değil mi? Hani bu taraf yense de işte yenilse de ne olursa falan. O öncesi yani gerçekten bilmiyorum arkadaşlar hani ben kendim şahsen de açıkçası birini kuşatırken yapıyorum. Hani ön surları yıkayım, kapısını yıkayım, birkaç battle tower'ını yıkayım. Hani içeriye girişimi garantileyim falan. Ama bunu bir tık uzattığınız zaman çok sıkıcı hale geliyor yani. Mesela benim hiçbir replay'de belki çok eskiden olabilir hani böyle kendimi çok garantiye almaya çalıştığım bir durum söz konusu olabilir. Öyle bir durumda yapıyorum. Yapmış olabilirim yani geçmişte. Tam garanti konuşmayayım. Ama hani son zamanlarda şöyle bir 5-6 aydır oynadığım maçlarda hani yapmıyorum genelde bu hareketi. Çünkü hani karşı taraf için de kötü bir durum. Müdahale edemiyor zaten hiçbir şekilde. Yine de güzel bir maçtı efendim. Herkesin eline sağlık diyoruz. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın.